Evet, gözde Mimiko ismini ilk kez mi sadece Mimiko olarak kullanıyorsun diye başlayayım sormaya. Oradan başlayalım evet, konuşmaya. Öyle değil aslında mi? evet, Buna aynen. tekrar döneceğiz diye düşünüyorum. Ben yine şimdi bu işle ilgili konuşabileceğimiz herhalde bir sürü şey var, katman var. Cinsellik ilk önce akla geliyor. Hareket renk akla geliyor. İmajlar, resim, imaj kullanımı ve bakış yönetimi akla geliyor. İmaj politikası gibi. Ama ilk önce bunun bir hani sahnelenmiş bir fotoğraf olmadığını, stage değil de bir spontan olduğunu üzerinden hikayesini mi konuşsak acaba? Onun hikayesini konuşurken diğer konuların da içine girelim. Nasıl gelişti? İstersen biraz bize bahset. Şöyle bu aslında her hafta belli günler böyle işte kalabalık yemekli bir grubun önünde yapılan bir şov yani yemekli ve işte kadın erkek ve veya hani tüm cinsiyetlerin bir arada izleyebildiği bir şov. Ben de erkek arkadaşım ve onların kurumsal bir toplaşması sebebiyle gittim. Gitmeden tabii ki de hani yani daha önce gittiğim bir yer değildi veya böyle nasıl bir şovun beni beklediğini bilmiyordum ama İçine düştün. yani ya en azından belli bir beklentiyle yanıma tabii ki de makinemi almıştım. Yani ilgimi çeken bir şey olursa nasıl olsa çekerim veya hani izin alırım alamam onu da emin değildim. Sadece tedbirli davrandım diyelim. Ve artık şans mı yani ya da artık kaderin cilvesi, iyi bir cilvesi mi bilmiyorum. Gerçekten yani dirseğim sahneye değecek bir yerde oturuyordum. Yani öyle bir masa Sahnelenmiş üzerine değil ama sahnenin dibinde. sahnenin dibinde aynen. Peki. Ve bakış açım da aslında zaten belki şu an yani sizlerin oturduğu bir şeyde diyelim. Yani sonuçta benden daha yüksekteki bir yerdelerdi. Ve aynen yani yaklaşık böyle bir şeyden göre izleyebildim. Ya yani izledim. Öyle bir şeydeydi. Orada çoğullerde diyorsun. Üç dansçı mı var? O yüzden mi üç kişi Yok, var? yok, yok. Üç dansçı yok. Çok çok fazla dansçı Çok çok fazla. var. Çok farklı rolle bürünen farklı farklı kişiler var. Bir yandan gerçekten sonuçta uğraşılmış bir şov. İşte kıyafetinden işte hareket repertuarına kadar. Bir kısmının zaten muhtemelen dans eğitiminden geldiği de belliydi. Yani ortaya konan şey zaten üzerine uğraşılmış, çaba sarf edilmiş bir şovdu. Ama bunun haricinde yani zaten böyle bir işlerimde beden ve bedenin farklı kendini ifade edişlerine dair bir yani obsesyon neredeyse var ve benim için bir şeydi nasıl cennet gibi bir şey oldu yani böyle karşımda ve oturabileceğim en iyi yerde oturuyorum böyle bir şey karşıma çıktı. Dolayısıyla sahnelenmiş bir şeyi ben sahnelenmemiş şekilde çektim. Senin için spontandı diye o yüzden Evet. söylüyorum. Yani o anlamda sahnelenmiş değil. Geçerken karşına çıkan balıkçı fotoğrafı gibi değil mi? Biraz onun gibi belki aslında ama bunları şimdi bedenin hareketlerinden bahsediyorsun ve burada jestler var, tekrar eden jestler. Tekrar etme demişken videonun gerçek uzunluğu 1 dakika değil mi? Buradaki Bir şeyde dakika 5 saniye. istersen onu da aç da çünkü o da ilginç bir tekrar bence. Evet yani şey çok kısa aslında kendisi çok kısa süren ve böyle her bir sahnesi de çok kısa kısa montajlanmış bir şekilde Resimler aslında evet gibi geldi aynen böyle bana. yani aslında yanıp sönen böyle bir takım bedenler gibi bir ve Pictures hareketler vererek anlamında film falan. evet Onun gibi. ve şu an burada aslında sürekli bir loop halinde O bir araya dakika devam neredeyse hiç ediyor. şeye girmeden nefes bile aldırmadan belki Sesin de arka yüksek değil arkaya aslında iyice bir böyle bir şey yapıyor değil mi? içine yani en azından amaç oydu biraz böyle içine alması izleyenleri ve biraz böyle nefes aldırmayacak kadar boğması mı diye yani bu iyi anlamda da boğması olabilir Bakınca zevkli. şöyle düşünüyor
ben buna. Şimdi burada baktıklarının bazı baştan çıkarma jestleri olduğunu düşünüyorsun. Ve bu baştan çıkarma jestleri tarafından bir ölçüde baştan çıkıyorsun. Ve bunlar işte kayıtlı vesaire. Bir ölçüde de bunları baştan çıkmayla ilgili yeni bir kanal açmış oluyoruz. Oraya doğru biz de çekerek yani, değil mi? Buraya biz de gelmiş oluyoruz. Ama bir yandan da tabii baştan çıkarma nedir? Sonra neden sedüksiyon adını aldı? Değil mi? Böyle bir sözcük nasıl vardı buna? Belki onları biraz konuşalım. Yani bu zaten bizimle daha önce konuştuğumuz şey olarak kesinlikle bu izlediğim şey, yani o sırada yanımda makinem olmasaydı da benim için yani çok tamamen merakımı uyandıran ve heyecanlandıran bir şey izliyordum. Adı olmayan bazı jestler var, bazılarının adı var. İşte ne bileyim, bacak bacak üstüne atma. Adı olan bir jest ama bazı tekrar eden ama adı olmayan, ayak sürüme falan gibi. Aynen, yani çok aslında böyle popüler kültürde de yer etmiş bir takım şeyler var. Yani sadece dans repertuarında değil ama yani bizim işte filmlerden veya atıyorum daha tarihi bir takım betimlemelerden de bildiğimiz şeyler de var bence arada. Yani jest anlamında referanslar var ve bunların hepsi bir araya geldiği zaman gerçekten hani nasıl diyeyim, hani baştan çıkarma sonuçta öyle bir, ona dair de bir tartışma vardır yani. Doğal halimiz, yani her insanın doğal hali zaten ne kadar baştan çıkarıcıdır ya da değildir de bir tartışma. Yani o yüzden aslında buradaki bütün hareketler bir bakıma bir ölçülü, yani hesaplanmış hareketler gibi geliyor ki zaten bu bir sahne. Çok uzun zamandır tekrar eden bazı hareketler bir kez daha yapılarak biz de baştan çıkartılıyoruz ya da en azından bu deneniyor. Ya da en azından o amaçlanıyor. Tabii. Sadece şey yok, en önemli aslında baştan çıkarma, maruz bırakma makinesi yok, göz yok, bakış yok videoda. Sadece bedenin belli imgeleri var, parçaları var, jestleri var ama... Bu arada şey anlamında var aslında belki. Var. Birincisi dövmede göz var. Evet, dövmede var. ve sonuçta bu bir bakış yönetimi, değil mi? Yani buradaki dansçıların yaptığı, öyle bakabiliriz. Bir... Orada sahne dedikleri şeyin tamamını mı? Yani şu an... Sergilenen enstrüman değil. Yani sergilenen objenin tamamı şu anda görebiliyoruz. Şu an yürütüyü alan arkadaşımızın açısıyla şu an izliyoruz. Yani gözlerin yönettiği bakış yönetimini görüyoruz. Onların bakış yönetimini görmüyoruz. O yüzden orada bir dakikalık resimler... o yüzden de diyorum. bakış yönetimi o anlamda çok güzel bir şey. Tabir bence. Yani zaten eğer... Bu arada gözleri de gene adı olan bir jest olan hani kalça sallama, değil mi? O, tam oraya konmuş olması. Yani şöyle, eğer zaten o şovun kendisini aktarmak isteseydim ya bence yani kişinin kendi gidip görmesi daha mantıklı bir yöntem olurdu ya da bu bir belgesel çerçevesinde yapılmaya çalıştırdı. Zaten baştan amaç oradan edindiğim bir takım hissiyatları veya gözlemlerimi veya işte bu çerçevede de sonuçta bir noktada sorduğunda bir soru var, rahatsız etmiş olan bir soruyun çıkmasını sağladığı bu izlediğim şey. Onu aktarabilmek ön planda olduğu için ve biraz da aslında yani şeye dönersem göz, evet, baştan çıkarmak için en önemli belki, yani iki insan arasındaki en önemli araçlardan biri bakış belki ama eğer yani şahsi fikrim burada insanların suratlarını ve yüzlerini, bakışlarını görebilseydik o kişiye atfedilen bir, yani suratını tanımlayabildiğimiz işte X şahısının baştan çıkarma biçimi olurdu. Oysa şu an bir anonimleştirerek, yani hepimizin ortak aracı beden ise bizi tamamen tanımlayan o surat, ifade, bakıştan soyutlayarak beden ise onun ortak, o ortak payda üzerinden daha geniş bir şey ifade etmeye çalışacak bir şekilde aktarmaya çalıştım aslında. Bu arada izleyicilerin bakışlarını görüyoruz birkaç yerde, değil mi? evet, aynen. İzleyicileri görmemiz hatta şey gibi,
Kendini de resmin içine koyman gibi de düşünmüştüm ilk baktığımda. Yani sonuçta onlar da seni temsil ediyorlar diye düşünülebilir. Evet, çünkü sonuçta ben de onlarla aynı... Evet, yani aynı masalar, yakındalar ve bakıyorlar. Onların gözleri var. Aynen. Öyle oradan bakarsak gibi. Bir de işte jestle ne anlayamalıyız burada? Bu jestler ne olarak geliyor sana? Neden baştan çıkartıcı? Ya da hiç olmadıkları için mi ilginç? Yani mesela jesti önce dans şeyinden de çıkartırsam, örneğin mesela kadınları veya kız çocuklarını yetiştirirken işte hani şöyle otur, işte böyle oturma gibi bir takım kodlar veriliyor. Veya işte erkekler içinse daha geniş ve rahat oturmak daha alışıldık bir kod. Sanki buradaki bir takım kodlar, yani buradaki dans figürleri o kodların bir devamlılığını içeriyor gibi bir his veriyor bana. Çünkü işte kadınların böyle işte tıpkı veya burada kadın kimliğini benimseyerek rol yapan bir bireyin işte bacaklarını sürme biçimi, işte buradaki bile yani önce işte nazikçe kapatıyor sonra açıyor. Yani bunların hepsi böyle bir bize... Bu arada üç ekranda bir ayrım yok değil mi? Bir tanesinde işte kadın yok, öyle bir şey yok. Yok. Daha ziyade hani bir dikkati odaklamak istediğim şeye göre hangisi, hangi ekranda neyin olduğu şey. O yüzden hani cinsiyetlere göre ayrılmış bir öyle şey bir yok. Üç yok. Tane olması illa hani üç ana cinsiyet falan öyle bir şey değil yani. O öyle bir tanım yok. Yani fakat sonunda bu jestlerde ilgimi çeken şey dansçılar hangi yani sahne üzerinde hangi cinsiyet kimliğinin ne bürünmüşlerse bile jestlerde bir ne derler ortak bir yere doğru kavuşma var gibi gelmeye başladı. En maskülen gibi gösterilmeye çalışılan beden bile aslında yaptığı bir kadının yaptığıyla aynı. Yani daha hani kadın benzer kimliğini jestler gösteren bir bedenin yaptığı jestle aynı. Ve o da acaba bendeki yarattığı soru... Bir jest repertuarı var yani ve bu sonsuza kadar... Ve ama o jest repertuarı da kadın bedeni, yani kadın kimliğine atfedilen bedenin uygulaması için öğretilmiş olan jestlere mi temel alıyor? Ve dolayısıyla hani buradan akan bir diğer soru da peki bir erkek, yani erkek kimliğine atfedilen bir baştan çıkarıcı jest repertuarı ne? Yani çünkü şahsi görüşüm, ben burada onu göremiyorum gibi. Yani bu tabii yok ki de... Yok olmasın. Evet, dolayısıyla da bu yani bir şey var gibi geliyor. Aslında her iki ana cinsiyetten diyelim, ana cinsiyet yanlış kelime oluyor. Yani iki binary cinsiyete de cinsiyetin de beraber izleyebileceği bir show için aslında bir tarafa yönelik baştan çıkarıcı unsur eksik. Ama bu bilerek olduğu için gibi de düşünmüyorum. Yani bu da yine tabii yorumum. İlla bu hani bu videodan bunu aktarmaya çalışıyorum değil. Belki biraz daha şu an ortaya şey fikirleri atmak anlamında. Yani bunun üzerinden düşününce sanki zaten genel olarak çevremizde bu tarz şeyler eksikmiş gibi gelmeye başladı. Yani bunun ya da buna dair bir fikir yürütmeye başladım. Dolayısıyla burada bir eksiklikleri kesikliklerde mi acaba belki aramalıyız? Kestiğin yerlerde. Ya o belki de biraz işte yoruma yani izleyici her izleyicinin kendi yorumunu yap. Şöyle de gelmişti bana. Öyle düşünebilir mi diye atayım ortaya. Şimdi sahneye çok yakın bir yerdesin. Sahnede böyle bir şey oluyor. Baştan çıkartmanın bir dili olduğunu, bu dili sürekli tekrar ettiğini fark ediyorsun. Belirli jestler gözlüyorsun. Bu jestlerin temelde bazı kadın jestlerini baz aldığını ve onların çoğaltması versiyonları olduğu izledim öyle sahne. Kalabalık bir kadro var, büyük bir şey var. Ve bir yandan da çok yakınında da olduğu için kendine göre bir ani hareketler gibi de
Değil mi? O harekette de şey düşünürdü bana, böyle tam yanında ansızın bir şey düşüyor olduğunda yere bir salça kavanozu düşüyor ya da başka bir şey çok hızlı. İki tane refleks var ya, bir tane hemen yakalamaya çalışmak, bir de kaçınmak, geriye sıçramak yani. Ayağıma düşmesin, düşen şeye göre, üzerime dökülmesin. Bıçak düşüyorsa geri sıçrayacağım daha garanti gibi. Ama bazı şeylerde de arada kalıyorsun. Yani yakalasam mı, geri mi sıçrasam gibi. Biraz bu hani iki jestin karıştığı anlardan bir tanesi gibi hissettim. Bir adım geri çekirken bir yandan da yakalamaya çalışıyormuş gibi. Çünkü buradaki hareketleri böyle kısa kısa da gösterdiğin için bu ansiklopediyi, bu repertuarı böyle bir tarıyor gibiyiz de. Hızlı hızlı. Onu da bir tür yakalama gibi şey yapıyorum. Yani yakalamış oluyorsun tam da onu. Yakalanınca da bağlanıyoruz da oraya. Hani orayı çeken bir yanında var ama bir yandan da boşluklar ve bu söylemle mesela burada olmayan başka bir jestler var dediğin zaman da o zaman da geri adım gibi anlıyorum onu da. Yani ayağıma düşmesin gibi anlıyorum biraz. Yani bence çok güzel bir benzetme. Yani şöyle gibi geliyor, hem çok etkilendiğim bir şeyi, yani bakmaktan en azından keyif aldığım bir şeyi başka bir forma sokarak hem sunuyorum ama bir yandan da bu bende bir takım sorunlu gördüğüm noktaları işaret eden bir şey olduğu için onu da dile getirme ihtiyacı var. Yani tam böyle bir, yani hem için... Ve bu ikileme bizde çekmiş oluyorsun. Yani dolayısıyla hem bakmaktan zevk alabileceğimiz bir formda veriyorsun bunu bize. Çünkü uzun uzun versen zevk almayacağız belki. Tam bir bahsettiğim belgesel formunda olsa. Ama aynı zamanda da bu şey boşluğuyla birlikte gibi. O zaman tekrar sediksiyonla ne kastettiğini tekrar soracağım. Yani şeyi çok düşündüm hani sonuçta hani planlı bir şekilde çekmediğim için yani baştan evet ben şimdi şu konuyla bu insanları sen tutmadın. Aynen ben burada yönlendirmedim. Burada dans için para vermedin. Ben yönlendirmedim. Aynen kostümlerine karar vermedim. Hiçbir şey karar vermedim. Sadece içine düştüm diyelim bir anlamda. Yani tabii ki de hazırlıklı bir şekilde. Onlar zaten oradalar. Belki bu akşam da gösteri devam ediyor olabilir. Aynı anda bir videoda orada onu çekiyor olabilir. O video tam şey çekerken paralel burada bu, evet. Son derece mümkün. Dolayısıyla hani bu sadece bu işe özel de değil bu arada. Sıklıkla olan bir şey. O anın içerisindeyken, o anı yaşarken bunun kaydını bir şekilde o andan etkilenerek aldıktan sonra o kaydı, bu bazen fotoğraf, bazen video, onun üzerinden geçtiğim zaman hani tekrar o anı, o anın bende yarattığı şeyi anlamaya çalışıp bundan bir işte videoysa bir montaj, fotoğrafsa bundan bir seri yaratmaya çalıştığım zaman aslında ana şeyini bulmaya çalışıyorum. Bendeki kafamda ve işte hissiyatımda mıncıkladığı nokta nedir anlamaya çalışıyorum. Bu işte de işte bu baştan çıkarma mevzusuna yani kazıdığım zaman beni burada ilgilendiren ve merakımı uyandıran şeyin baştan çıkarma yöntemlerinin bir ana akım şovda kalıplaşmış baştan çıkarma jestleri. Evet, olduğunu düşündüm ve oradan bu dediğim ister erkek bedeni ve erkek rolünü benimsemiş bir bireyin bedeni olsun, ister kadın rolünü benimsemiş kadın bir bireyin bedeni olsun veya yani cinsiyet arası geçişleriyle beraber diyeyim bunların hepsi. Bütün o jestlerin daha ziyade kadın rolüne atfedilmiş şeylerde kaldığını, repertuarda kaldığını fark edince de bunda peki o zaman ben bir oraya gitmiş bir kadın izleyici olarak benim için üretilmiş bir şey var mıydı aslında oradayı sorguladım. Yani ben eğer... Ben nasıl baştan çıkacağım? Yani hani evet bu benim hani diyelim sanat pratiğimle alakalı anlamdaki baştan çıkmamı bir kenara koyarsak ben sadece oraya eğlenmeye gitmiş hetero bir kadın birey olsam beni gerçek anlamda baştan çıkaracak bir şey var mıydı bu şovda diye bir düşündüğüm zaman yoktu gibi bir şeyde bulundu. Yani kendi cevabım en azından bence yok oldu.
O da zaten o bahsettiğimiz hani bir yandan da hani düşerken de geri evet. çekilme yaratan şey ve oradan aslında bu baştan yani mevzunun baştan çıkma ve çıkarma üzerinde olduğunu düşünerek biraz da böyle bir yandan da tabii böyle bir bahsettiğim repertuar böyle bir sahnelenmiş şov izleyici bireyleri tek tek baştan çıkarmak için değil de baştan çıkarma anılarını tetiklemek için olmuş oluyor. Yani belirli bir X kişisi, Y kişisi baştan çıkarmaya çalışmıyor da bütün senin geçmiş baştan çıkarma anılarını tetiklemeye çalışıyor, hatırlatıyor sana onlara gibi. O yüzden de böyle temel referanslar kullanılıyor gibi anlıyorum. Bence bu doğru ama orada da o zaman tekrar şey geliyor. Acaba kadınların yani yine orada boşluk var, kesik. Kendi hayatla yani siyah kareler, orada başka bir şey oluyor. Hetero olup kendini kadın olarak tanımlayan bireylerin hayatında böyle anlar var mıydı? Belki yok ki yok. Zaten ona referans alıp da bir şey üstüne kurulamıyor belki de. Yani bu orada bir belki boşluk olarak. Bu boşluğu da böyle sediksiyon diye böyle ara bir kelime pek Türkçe'de var mı böyle bir sözcük? Seduction'dan yani, seduction'ın Türkçeleştirerek yazılmasıyla oluşan bir kelime yani. Bir kelime aslında. Olmayan kullanılıyor ama, mu peki hiç baktın mı? Ya bazı yasal şeylerde kullanılmışlığı var galiba. Yasal bir takım metinlerde görmüşüm ama böyle direkt şeyde bir karşılığı çıkmıyor. Yani, burada gelince ben de bu arada çağrışımı böyle bir tür tıbbi bir sözcük gibi oldu. Da şey dedim işte sediksiyon aşını oldun mu falan biri öyle bir şey diyebilirmiş gibi geldi falan. Ve hayal ediyorsun sediksiyon iğnesi evet. olmak. Bağışıklık kazanayım da böyle bir şovla falan karşılaşırsam baştan çıkmayayım hadi falan gibi bir yere gitmeden falan tehlikeli bir... Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Sen bize bir örnek verdin. Sarılma ve geri çekilme olsun durumu var ya. Evet. Şimdi bu Cahit'in mi bu? Cahit'in biraz daha böyle burjuva bohem veya bu dedikleri tarzda bir eğlence şeyi. Alttaki sıraları da aslında gay kulübü ama petrolar da eğlenebilir. Sonuç şey o, biz Süreyya'yla böyle kötü bir zamanımıza depreş ödünlerken bir şey bir anaya gitmiştik, Karabaşı bulvarda biraz daha alt sektörde. Sabah onda güneşmeye başlar ya, borsa bakan yaptık. Ama öğleden sonra bir şey oldu, müzikor oldu falan. Onlar yanar. Hayır, bir sorun olmuştu. Orada da şey, emekli travesti var. Yani esnaf gay karşılıklı. Ben Cihan hatırladım şimdi. Hatırlıyorum, Süreyya baştan çıkmıştı falan diyeceksin. Aşı mı olmamıştım o gün? Hayır. Aşı olması için götürmüştüm. Tabii meraklı bakışlar içerisinde anladı onu. Konsomantist garson. Sırtı dönüp de sonra geldi böyle döndüğünde şey aslında normal hani bıyık olmuş falan şey ama sadece burcu var kırmızı. Masamıza oturdu ve Süreyya'nın elini tuttu. Ne içerisin kocacım dedi. Şimdi orada şey hatırlıyorum Süreyya geri çekti ve sarılma anı o anı. Yaşamıştım. Kesin sonunda sarıldım kesin. Garanti. Kesin. Evet sonra hatırlamıyorum. El ele tutuşmadan sonrasını silmişim hani. Güzel. Gördüğün gibi. Daha yeni video konularımız var. Sen bizimle takılmaya devam et. Halil'de de şeyler var. Çok güzel. Böyle aşı olmazsan durum bu. Sen... Ben olmadım. Sen olmamışsın aşı. Evet görülüyor. Peki sonra hiç tanıştın mı? Sen elini tutuştun mu? El şeyleri yapmışsın mı? Yok hayır. Yani bir de şey zaten ilginç geliyor. Aslında bu işte bohem, burjuva karışık. Yani gerçekten de sonuçta böyle çiftlerin de gitti. Yani ben erkek arkadaşımla beraber gittim. Yani bir de masamız hani bir sürü evli çiftlerin. Bir de bu bir şirket akşamıydı evet. diyorsun. Yani dolayısıyla ki... bir formalite var. Evet, o yüzden o çok yani o çok acayip yani her bir de izleyicilerden normalde katılabilecekleri bir ortam yok. Herkes yemek yiyor ve izliyor yani böyle bir sihir için. Orta kademe yöneticiler için toplantı gibi bir şey yani aslında bir yemeği öyle mi? Ama işte hani yani evli çiftlerin bile katılabileceği şeyde
uygunlukta diyeyim. Uygunlukta. Yani sadece erkeklere has bir eğlence biçimidir ki hani bunun çeşitleri de var. Şimdi çok şey yapmıyor mesela işte Japonya'da mutlaka bunun Japonya'da sadece erkek yöneticileri. Senin geçmiş serilerinle bağlasak mı acaba bunu? Uzak Doğu'da yaptın. Nerede yapmıştın? Tayland'da bir o seriyle istersen biraz bas. Çünkü oradaki bazı karelerle acaba bazı bağlar var mı? Şöyle, Full Contact'tı o serinin ismi. Nispeten eski, 2011'de yapıp 2012'de sergilemiştim. Tayland'da 2 ay geçirmiştim. Gitmeden önce yani şu 2 sebepten Tayland'ı seçmiştim. Bir tanesi o vakte kadar zaten uzun bir zamandır Muay Thai, Tayland boksu yapıyordum. Gidip yerinde daha ciddi antrenman yapmak istemiştim. Bir yandan da Tayland'ın seks turizmi konusundaki kötü ünü diyelim çok bilinen bir şeydi ve benim için aslında bir proje yapmak için yine çok Tayland'ın seleksiyonu. Aynen çok orada ilginç bir orada da benzer barlara belki. Gittim çünkü orası daha şeye müsait yani havanın ve mevsimin yani iklimin de şeyiyle barlar zaten bir çatıdan oluşuyor yani genelde duvar yok dolayısıyla sadece barlar sokağında yürürken bile insan hani belki bu kadar kostüme özenilmiş değil ama bu tarz şovları zaten içine düşün yani nasıl 5 metre uzağından bile geçiyor oluyor insan dolayısıyla daha orada şey iç içe. Ama Tayland'ın şöyle bir güzelliği vardı. Budizm'den gelen bir şey olarak trans bireyleri üçüncü cinsiyet olarak kabul etmek yani tabii ki de hani mükemmel bir kabul değil ama yine de daha çok daha toleranslılar. Trans bireyler daha kabul gören işlerde de rahatlıkla çalışabiliyor. Yani rahatlıkla yine çok göreceli tabii ki de orada da çok ciddi bu konuda ayrımcılık ve şiddete maruz kalınıyor ama dünyanın bu anlamdaki daha toleranslı ülkelerinden biri olarak biliniyor Tayland. O anlamda da aslında daha rahat hissettiren de bir şey var, havası var o barlar sokağının. Ama yani bir yandan da hani dünyanın hani pedofili şey haritasında önemli bir yeri de var dolayısıyla yani aslında hani hiçbir şey hani artı ve eksilerle dolu öyle diyeyim ama hani o benim konum değil konum değil derken gerçekten trajik olacak bir şeyi işlemek değil benim konum benim için daha gri alanlarda iş yapmak veya hani o alanda ben bir iş yapabileceğimi düşündüğüm için bu pek gri sayılmaz gerçi. Yani ama mesela tabii ki de işin içine yani bu insanlarla renkli konuşmadan bunu yorum yapmam mümkün değil ama kimseyi orada hani pasaportunu elinde alıp zorla çalıştırıyorlarmış gibi bir his veren bir en azından şey değildi diyeyim. Evet. Tabii ki de bilemeyiz. Aynen bilemeyiz. Ama o biraz daha farklı bir noktaya. Tayland serisindeki karelerle bunların buradaki kareler, buradaki resimler arasında da bir bağ olduğunu söylesek herhalde bu çok yanlış değil. Çok yanlış değil, aynen. Hem Tayland serisiyle hem de ondan önce yaptığım Pay Here adlı projedeki projenin tamamını kapsamıyor ama projenin dahilinde bir takım direkt dansı yapan kadınların fotoğrafları var. O fotoğraflarla bir takım bence bağlantılar var arada. Bir de o bahsettiğin hani diğer baştan çıkarıcı, burada hiç olmayan bir takım baştan çıkarıcı jestler var. Kayıp gibi anlıyorum söylediklerinden. Ve onların yokluğunu böyle içine girerek anlatmak gibi bir ilginç bir sanatsal strateji mi diyeyim? Öyle bir şey var sanki değil mi? Yani dışarıdan durup bunlar yok diye çekilebilir. İçine, buradan çok içine girmiş oluyorsun. İçeriden görüyoruz onu ya da görmüyoruz. Ama içinde buluyoruz kendimizi gibi. Yani bu hani doğru yani doğru derken hoşuma giderek yani hoşnut olacağım bir yorum ama mesela bunu hesaplayarak yapmış olduğumu söyleyemem.
galiba zaten bir şeyin içine girmeden iş üretemiyorum. Ama tam anlamıyla Tayland'daki o yakaladım ve kaçtım olayındaki gibi hep böyle bir ayağımın da hafif dışında kalabilmesi gerekiyor. Yani beni tamamen yutmuş bir şey belki de, ya da o hale izin de vermiyorum. Yani tamamen bir şeyin beni %100 içine almasına da izin vermiyorum. Hep böyle bir pati dışarıda işin içine giriyorum gibi bir, yani kendi yöntemlerimi gözlemlemem sonucu söyleyebileceğim şey bu. Bir de tabii bu şirket yemeği deyince burada sınıfsal konuşulacak bir şey var mı atladığımız? Kesinlikle o da. İstersen onu da şey yapalım, yani ne olabilir mesela? Yani bence oradaki bunu izleyenlerin, yani yemeklerini yerken izleyenlerin katılamayacakları normalde bir show olarak düzenlenmesi bir kere bir şey yaratıyor bence. Ama bu illa ya bir hiyerarşi yaratıyor sanki. Hmm. Yani hem sahnedekiler kendilerini yani bir yandan da o an icra ettikleri şeye hakimler ve ortamı da yine de hakimiyetlerini alabilecek kadar da zaten bunu işte renkleriyle, jestleriyle, kostümleriyle gösteriyorlar. Yani dolayısıyla aslında hep bir şey var bence. Salalım mı? Nasıl diyeyim, yani sahnedekilerin aleyhine olabilecekmiş gibi bir düzen varken, çünkü sadece seyirlik işte herkes yemeğini yiyor bir yandan ama bence belki de şeyin başarısı orada ve belki de beni tamamen o içine alan şeylerden bir tanesi de o anlamda bu. Gerçekten göz alıcı ve o anlamda iyi tasarlanmış, iyi sahnelenmiş bir şey. Çünkü insanları hani şeyde bırakmıyor kendini, biz sadece böyle hani kuzu gibi seyredilmeyi bekliyoruz hissini kesinlikle vermiyor. O anlamda bence bir yerde de rol şeyin lehine... Bir erk var yani sahnede var diyorsun. Bence. Sınıfsal olarak dezavantajlı konuma rağmen gibi diyebilir miyiz? Ya da en azından evet, sınıfsal veya belki o cinsiyet kimliklerindeki şey, yani nasıl diyeyim, bu o hani bu nasıl diyeyim, burjuvalığın veya belki de şeyin de, hani biz daha standart şey, yani yemek yiyenler tarafından bakıldığı zaman işte herkes kendi daha standart ana akım ma uygun cinsiyet kimliklerini yaşıyorken işte biz de bu buna uygun olmayan insanları izliyoruz. Aslında burada da bir şey problemi var. Bunu nasıl düşünmek lazım sence? Ben şimdi evet böyle bir şey var. Orada olmayan bir şey seyrediliyor diyorsun ama zaten çok kez seyirde olmayana doğru yok, bir şey olmayan var. Olmayan bir şey seyrediliyor gibi değil, olmuyormuş gibi yaptıkları. Yani yemek yiyen izleyici kesim aslında zaten hani burada olanlar bizim dünyamızda yok gibi bir var. Yani ya onu mış gibi yapıyorlar ya kendilerine bile mış gibi, ya da hani o aile veya iş yapılarında her şey daha normal kodların içine sıkışabiliyor. Ama tabii ki de evet, ama her fantazi, her hayal biraz da böyle tabii. Çok da şey yapmayalım. Şirket çalışanları diye çok da yemeyelim. Her fantazi böyle çünkü sonuçta. Zaten o insanlar hani bunu bu şovu izlemeye de geliyor demek. Aslında evet. Şey yapmak istediğim, kendilerinden uzakmış gibi görünen bir şeyi izlemeye geliyorlar ve çünkü aslında bence hiç de uzak değil bu. Bu farklı kimlikler bu kadar uzak değiller. Sadece şey öyle gündelik hayatın düzeni o şeye sokuyor. Okey. Biraz da böyle soru falan alalım mı? Birbirleri bir şey söyler mi diyelim mi? Ne diyorsunuz? Heteronormatif perspektiften o şovu izlemenin motivasyonuna dair bir fikrim var mı? Bunun cinsiyet ayrımını yapmadan yani herhalde bir yere çıkmadan geçmek. O insanlar niye oraya gidiyorlar? Yani bir yorum yapabilirim sanırım. Yani bence yani normatif rollere dayatılmış
hayatlar içerisinde ifade edilemeyen veya fantezi olarak kalan sadece, yani tamamen hayal olarak, hiç ete kemiğe bürünmeyecek şekilde hayal olarak kalan fantezilerin daha başkaları tarafından en azından ya da kısmi olarak uygulandığı bir şeyi izlemek olarak olabilir diye düşünüyorum. Bu bir ihtimal olabilir. Başka bir ihtimal belki kendini tanımlamanın bir yani kendi normalliğini kendine hatırlatan bir şey olarak izliyor olabilir bazıları belki de. Ya da kendine tekrar yok ben o ben normale uygunum mu kendini ikna etme ihtiyacı olan belki bir birey için daha iç rahatlatıcı bir şey olarak görünüyor olabilir belki. Bunlar dediğim gibi benim için yorumlar. Ya ben yarı, normalde yarı utançla da yapılıyor olabilir, niye olmasın, öyle bir sürü oluyor ya pratik. Yani benim izleyen yani izleyicileri de sonuçta gözlemlediğim zaman, çünkü sonuçta çok geniş bir alan, bizim beraber olduğumuz grup sadece bir kısmı, yani dörtte biri değil bile değil, belki beşte birini ancak kaplayabilecek kadar kalabalıktı. Yani dolayısıyla böyle bir sürü irili ufaklı masa vardı, yani böyle işte 10 kişilik bir ayrı bir masa vardı, işte yok 2 kişilikler ve böyle hani çok çok bariz şey yapamadım. İzleyicinin şeyi anlamında, motivasyon anlamında çok bariz bir gözlemde bulunamadım. O anlamda bana çok şey vermedi, data vermedi diyebilirim. Bu arada bahsettiğimiz şirket bir hukuk bürosuydu değil mi? Evet. O da ilginç olabilir aslında. Şey değil yani, finans değil mesela. Hani o biraz daha öyle bir imge vardır ya. Öyle değil. Başka sorumuz var mıdır? Ya da söyleyeceğimiz bir şey mi? Ben birkaç şu katkıyla beraber evet. Sonuçlu bilgilerimi size de paylaşmak beraber düşünelim diye belki varsa bir cevap. Aslında çağrışımda şundan bir, aslında şundan hatırlıyorum. Pantomim'de bir cilde bir sohbeti şundan bahsetmişti. Aslında sinemada dahi bir şey bakışı yok aslında. Bir kadın bakışı yok. Yani yönetmenler sürekli çalışıyor üstünde, Laura Marbeyler vesaire falan ama bulunamıyor. Sen de bir filmde aslında şundan bahsetmiştin. Evet, burada queer olmuş yaşayan özneler var. Hem de çoğu bazılarında kadın dedi yani beni seduce edecek bir şey yok gibi. Ama mesela tam az önce fark ettim. Halbuki görmüştüm ama direkt deniz dışı bastırmış. Orada lazer saçan bir faryos var. Yani seni mesela hetero seksüel bir kadın olarak tanımladın kendini ve seni aslında orada ne bileyim cezbedecek bir şey belki, cazibe de belki bir kelime bununla alakalı, seduce ile alakalı. Ve hani aslında var yani, yok mu bilmiyorum yani. Ben mesela direkt o imge geldi. Hani bunların hepsini beraber düşünüyorum. Gerçekten buradan baktığımda hani bir kadının bakışı, hani video artıda nasıl oluyor? Sinemada gerçekten ben de düşünüyorum yok yani. Yönetmen kadın olsa da yok. Hani göremiyorum. Tam olarak neydi onu da bilmiyorum. Hani burada da aslında az önce yıkıldığım imge mesela bir kadını baştan çıkaracak bir imge değil miydi? Lazer saçan bir faryos simgesi. Ya bence bu şey bile nasıl diyeyim? Bunu düşünmek yani lazer saçan bir falüs zaten böyle şey geliyor. Nasıl diyeyim? Yani bunu söylemek için şunu gelmem lazım. Bunun üzerine zaten bayağı bir yazılıp çizilmiştir ama hani kadında arzunun ve tatminin nasıl tam olarak yani o döngünün nasıl çalıştığını sanırım tam anlamıyla tanımlanamıyor veya tam çözülemiyor veya belki de bunun yani anlaşılabilir olması için de yeterli ne kadınlardan doğru bir katkı tam olarak sağlanabiliyor ne de erkeklerden tam olarak bu konuda bir katkı sağlanabiliyor. Yani orada bir hem kafa karışıklığı hem bir eksiklik var bence. Dolayısıyla ben yine biraz kendi yorumumu söyleyebilirim veya en azından kendi diğer kendini hetero kadın olarak tanımlayan arkadaşlarımın da söylediği yani onların da görüşlerinden şey söyleyebilirim. Ya benim anladığım, dediğim gibi kendi çevrem ve kendimden anladığım tanımsız bir erkek bedenini, o beden ne kadar o kişinin beğeneceği tarz bir beden olursa olsun görmek bir kadında beyninde bir anda arzu sinyali yakmıyor. Yani hani sadece böyle yani daha nasıl diyeyim, nötre yakın belki bir his veya nötrden birazcık daha hani beğeniye doğru gidebilir ama hani bir
Böyle bir anda beyinde bir şey yanmıyor benim anladığım kadarıyla ve dolayısıyla da o yüzden zaten şey zorlaşıyor. Bu arzuyu tetikleyecek görsel şey nedir? Yani bir kadına yönelik, hetero bir kadına yönelik olan arzuyu tetikleyecek şey nasıldır? Bunun tam olarak cevabını zaten ya kendim için de bilmiyorum. Ama böyle bir şey, yani bu anlamda korkunç bir repertuar. Bu hastabilde yok diyorsun, bu repertuarda yok. Ve o yüzden de zaten mesela bu şovda bir noktada bir bekarlığa vedasını kutlayan bir kadın sahneye çıkarıldı. Yani tek izleyicilerden sahneye çıkarılan şeylerden bir tanesi oydu. O biraz cazipti diyorsun. İşte değildi çünkü ya yani o da yani şöyle değildi. İşte o lazer saçan fallus zaten o şovun bir parçasıydı. Ve yani o kadın dahil, o kadının arkadaşları, onunla beraber o işte bekarlığa vedasını kutlamaya gelen arkadaşları dahil herkes sadece kıkırdayarak gülüyor. Yani o şekilde dans eden bir erkek ve hani kendisinin önünde hani kadını da burada kucağına aldığı, işte çevirdi. Yani buradaki görüntülerde de var onlar parça parça. Veya onun önünde işte dans etti, üstüne oturdu, onun üstüne yani bir sürü şey yaptı ama bunların hepsi sonunda ya böyle kıkırdama yani nasıl diyeyim böyle zevkten bayılma ifadesi veya ona doğru giden bir şeyden ziyade bir yani ben ne yapıyorum burada mı gülmesi artık ya da bu adam ne yapıyor mu gülmesi bilmiyorum ama bir takım böyle şeyler karışık duygular yaratıyor benim gözlemlediğim ve hani dediğim gibi yine çevremde konuştuğum kadarıyla kadınlarda. Dolayısıyla orada da bir yani orada sadece bir erkekler için yapılabilecek bir bekarlığa vedanın kopyası yapılmış ama aslında amacına ulaşılamamış bir şey oluyor. Ama kadınlar yine de bunu bir şekilde benimseyip o şeyi de tekrar tekrar yapıyorlar diye görüyorum. Yani sonuçta hani bu bekarlığa vedasını bu şekilde kutlayan bir sürü kadın da var. Dolayısıyla o içi o anlamda boşaltılmış bir şeyi yine de çoğaltarak uyguluyor kadınlar. O yüzden de demek istedim aslında hani kadınlar tarafından da bu şeyi bu arzunun nasıl tetiklendiğini anlamamız için eksikliği orada sebebi de bir noktada da kadınlar yani çünkü onlar belki kadınlar da bunu yeterince anlamaya yönelik veya anlatmaya yönelik de çalışmıyor mu ifade etmiyor mu bilmiyorum. Orada bir bence bir boşluk var diyorsun evet. Her durumda öyle anlıyorum. Sediksiyon olduğu kadar asediksiyon. Değil mi? Peki. Var mıdır başka söz? Var bir söz orada. Buyurun. Gittiğiniz ülkede Tayland'da translar için tolerans gösterildiğini dile getirdiniz. Yani tolerans gösterirken, tahammül ederken, bir hammal gibi yüklenirken, sırtlanırken o transları acaba heteronormatif olanlar için de bu ikili rejimin büyük paydaşlarından birisi olan kadınlar diğeri de erkekler için de tolerans gösteriliyor muydu o ülkede? Yani buradan bu soruyu bence başka bir şekilde şey yapmamız lazım, tartışmamız lazım. Bu şekilde zaten aslında kimsenin kimseyi tolere etmesi veya bu şekilde bir hiyerarşiye koymaması gerekir ideal şartlarda. Ben bunu bu şekilde ifade etmem yani birçok şeyimde referans yani ana akımdaki referansı aktarabilmek istiyorum ki söylemek istediğim şey de doğru bir yani ortak paydamız bulunsun. Kimse kimseyi tolere edecek. Yani birini tolere etmeye çalışmak zaten kendini ondan üst bir seviyeye koymak anlamına geliyor. Dolayısıyla zaten benim böyle bir iş yaparken de veya Tayland'da yaptığım işlerde de bir idealinde hissettiğim şey veya idealini kurduğum cinsiyet kimliklerinin kendini ifade etme biçimi toleransla ilgili bir şey değil. Ben bunu hani sadece bulunduğumuz, sadece kendi bulunduğumuz coğrafya için demeyeceğim. Bence Avrupa gibi yani daha batılı ülkeler için de bu geçerli. Alışılan bakıştan daha farklı bir bakış olduğunu, bir yani bence bir tık daha olumlu çünkü kökeni
aslında ilginç bir şekilde dinde olan, yani burada da kökeni dinde olan bir tam zıttı bir hareket varken, oradaki dinin kökenini, orada da kökenini dinden alan, tam tersi daha kapsayıcı bir hareket olduğunu dile getirmek için söyledim. Budizm. Peki, başka bir sözümüz var mıdır acaba diye bakıyorum. Karanlıkta göremediğimiz bir şey var mı? Disko topu da dikkat dağıtıyor. Peki, teşekkür edelim o zaman. Ha? Evet. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun herkese. Teşekkürler. Stikerlerinizi almayı unutmayın diyor musun? Evet, doğru. Değil mi? Çıkarken bu güzel stikerlerden almak isterseniz evet. Lütfen çekinmeyin.